Değerli katılımcılar, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Yine çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız. Hikaye anlatıcılığı atölyesi konulu sunumlarını yapması için Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Sayın Rafet Fatih Özgür'ü sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iletişim başkanlığına ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Salonun enerjisi çok yüksek. Umarım birlikte keyifli bir yolculuk olur sizlerle. Bugün size markalar düzleminde, markalar açısından hikaye anlatımın öneminden biraz bahsedeceğim. Birlikte bir saatlik böyle bir yolculuğumuz olacak. Biraz informatif bilgilerin olduğu bir kısım. Devamında video ve Türk Hava Yolları örnekleriyle süslediğimiz bir bölüm olacak. Dilerim siz de bundan keyif alırsınız. Şöyle başlayalım. Hikaye anlatımı neden önemli? Belki Game of Thrones izleyenleri vardır aranızda. Burada belki izlemeyenler varsa minik bir spoiler olmuş olabilir, kusura bakmayın. Ama hikaye anlatıcılığın önemini anlatmak için içeriklerdeki kıymetli bölümlerden de paylaşmak istiyorum sizlere. What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories? There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. Gerçekten iyi bir hikayenin gücü bazen tahmin ettiğinizden çok daha fazla ötesine geçebiliyor. İknanın da ötesine geçebiliyor. Hikayenin, isterseniz öncelikle yolculuğumuza kelime anlamıyla başlayalım. En yalın haliyle gerçek ya da tasarlanmış olayların ilgi çekecek bir biçimde anlatıldığı düz yazı türü. Okey. Tanım olarak çok sade ve yalın ama bunun ötesinde acaba hikayenin etkisi ne olabilir diye baktığımızda düz yazı olarak bile değerlendirdiğimizde Hollywood'un en ünlü senaristlerinden biri Robert McKee beynimizin dili öykü dili diyor. Ya bu ne demek? Aslında bilgiyi siz direkt olarak bir informasyon olarak almak yerine onu hikayeleştirerek aldığınız zaman daha rahat ve daha kolay bir şekilde observe edebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Bunu biraz daha bilişsel psikoloji alanında değerlendirirsek de insanoğlunun aslında mantığıyla değil, onlar hikayeler üzerinde bilgiyi anlamayla daha olanak sağladığını söylüyor Robert Schenck. Buraya kadar geldiğimizde aslında temelde göreceğimiz şey ne? Kelime anlamından bahsettik, hikayenin etkisinden bahsediyoruz. Temelde aslında bu hikayelerle markalar ve iletişimcilerin, bizlerin temel görevi insanların ilgisini çekebilmek ve daha fazla kişiye ulaşabilmek için iletişim, eğitim, reklam, pazarlama, sağlık, eğlence ve benzeri birçok alanda aslında bu hikaye anlatıcılığı hayatımızın içerisinde. Aslında burada sadece markalar olarak biz değil, sizler de her biriniz bir hikaye anlatıcısınız. Kendi markanızı, kendi hikayenizi, kariyerinizi, eğitiminizi, arkadaşlarınızla paylaşımınızda sürekli bir hikaye anlatıyorsunuz, bir şey paylaşıyorsunuz ve bu bir sanat. Ve bu sanatı da evet kimilerimiz buna daha yatkın olabiliyor ama bu öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir kas olduğunu da asla unutmayın. Şöyle devam edeyim. Seth Godin'i birçoğunuz duymuşsunuzdur. Burada çok kıymetli iletişimci arkadaşlarımız var. Gerçekten pazarlama alanında önemli gurulardan biri. Artık günümüzde sattığımız ürünler, hizmetler değil, onlara ilişkin hikayeler aslında kıymetli olan. Seth Godin'in de hikayenin gücüne ilişkin aslında sattığınız ürünün de ötesinde bunu nasıl katma değer olarak, bunu nasıl anlattığınızdan bahsediyor. Hatta size ufak bir bilgi vereyim bu hikaye anlatımı ile ilgili.
2021 yılının Nielsen marka sağlığı raporuna göre artık başarılı markalardan %70 oranında sürdürülebilir çözümler sunması bekleniyor. Bu ne demek? Artık sadece bana ürün, hizmet, işte ne bileyim onun faydası bana sağladığı imkan dışında sen marka olarak bana ne fayda sağlıyorsun? Bu dünyaya, çevreye, insanlığa ne katkı sağlıyorsun? Biraz bunlardan da bahsetmemizi bekliyor. Hatta yeni bir araştırmada Z jenerasyonu üzerinde yapılmış sanırım. Bireyler, yani Z jenerasyonundaki bireyler %58 oranında sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya hazır. Bununla ilgili bir şey, bunu dert ediyor gerçekten yeni nesil. Ama markalardan %75 oranında katkı sağlıyor, bunu bekliyor. Bu ne demek? Yani aslında kendi bireysel katma değerlerinin dışında beklenti markaların bunu dert edinip bununla ilgili daha fazla sorumluluk almaları. Devam ediyorum. Şimdi biraz hikaye anlatımını biraz park edip biraz marka düzleminizi size çekmeye çalışıyorum. Çünkü marka hikayeciliğini anlatırken marka düzleminde markayı konumlandırmak, markanın mimarisini oluşturmak en az hikaye anlatmak kadar önemli. Yarın bugün sizler de belki bugün de birçoğunuz kendi markanızla ilgili, gelecekte çalışacağınız ya da bulunacağınız sektörle ilgili hikaye anlatımına ihtiyaç duyacaksınız. Bu noktada en temel, ilk başlangıç noktanız markanın mimarisi ve bunun konumlandırılması. Burada Türk Hava Yolları olarak bizim kullandığımız modellerden bir tanesi David Acker modeli. Bu modelde önce markanın güç kaynaklarını tanımlıyorsunuz, belirliyorsunuz. Daha sonra marka konumlandırmasını oluşturuyorsunuz. Marka esaslarını da tanımladıktan sonra marka özü ortaya çıkıyor. Marka özü ne? Marka özü sizin bundan sonra oluşturacağınız hikayelerde size rehberlik, bir guide oluşturacak bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Yani o mesajı, o hikayeyi her yere yaymak zorunda değilsiniz. Ama o size bir rehber olmak niteliği taşıyor. Şöyle Türk Hava Yolları üzerinde de göstermem gerekirse. Örneğin güç kaynakları, işte Türk Hava Yolları'nın stratejik lokasyonu, zengin kültürü, genç filosu, geniş uçuş ağı. Bu rehberi oluştururken hem kurum içerisindeki araştırmalardan, hem kurum dışındaki raporlardan ve birebir mülakatlarla oluşturuluyor bu insight. Ve bunun doğrultusunda da işte marka hedefleri, marka amacı ve kurumsal kimliğe bir guide oluşturulmuş oluyor. Şöyle devam ediyorum. Şimdi Türk Hava Yolları özeline geldiğimiz zaman bizim için en önemli asetlerden biri, belki de hikaye anlatımında kullandığımız, şu anda ne mutlu ki dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu konumundayız. 128 ülke. Çok teşekkürler. Bu sadece fonksiyonel bir başarı mı? Ya da böyle mi kalmalı? Bunu biraz hikaye anlatımın düzleminde düşündüğümüz zaman aslında 128 ülke, okey, A noktasından B noktasına, C, D, 128 tane farklı ülkeye uçuyoruz. Evet, dünyayı bağlamak. Peki, hikaye perspektifiyle baktığımız zaman sizce bunun katkısı ne olabilir? Şöyle düşünün, 128 farklı ülkeden milyonlarca insan, milyonlarca kültür, milyonlarca hikaye, insan hikayeleri farklı bir şekilde yolculuğa çıkıyor. İçinde buluşmalar var, ayrılık var, sevinç var, hüzün var, yeni bir işe başlangıç var, ne bileyim aşk var. Birçok farklı hikayeden bahsediyoruz ve siz, biz de daha doğrusu Türk Hava Yolu olarak tüm bu hikayeleri bünyemizde aslında taşıyoruz, buluşuyoruz. Bu da sizin birçok farklı insan hikayesiyle temas etmenizi sağlıyor. Bu da sizin kendiniz eğer bir hikaye anlatmak durumunda kaldığınızda size bir güç ve güven kazandırıyor. O yüzden bu kadar fazla ve çeşitli insan hikayesinin paydaşı olmak belki de Türk Hava Yolları'nın havacılık sektöründe en iyi ya da en güçlü hikaye anlatıcılarından biri olmasına olanak sağlıyor diyebilirim. Şöyle devam edeyim size.
Şimdi gelin biraz hikaye ve ikna sürecine bir parça bakalım. İşte reklamda, hikaye anlatımında belki farkındayız, belki değiliz ama aslında gündelik hayatımızda %95 diyor ama bunun yeni araştırmalarda 85-87 oranında diyenler de var. Aldığımız kararların çok büyük bir bölümünü aslında bilinç dışı olarak daha otomatize edilmiş bir şekilde veriyoruz, farkında olmadan. Yani nöromarketingle ilgilenen arkadaşlarımız varsa hani onlar biraz daha iyi bilirler. İşte frontal korteks, beynimizin ön bölümü, arka bölümü ve burada beynimiz hangi kararı alırken hangi bölümü çalışıyor, bu çok kıymetli. Bizler için de, iletişimciler için de çok kıymetli. Biz insanoğlu eğer gerçekten bilinç dışı verdiği kararlar büyük ölçüde gündelik hayatının %90-95'ini kavruyorsa burada anlattığınız hikayeler aslında bunu etkilemeye, influence etmeye bir o kadar da yetkin ve güçlü olduğu anlamına geliyor. O yüzden bu işin sadece bilimsel bölümü değil, aynı zamanda kimyasal bir açılımı da var. Dediğim gibi bir davranış modelini aslında beynin kimyasını değiştirerek oluşturabiliyorsunuz. Bu ne demek? Bunu hikayeye bağlaştıracağım isterseniz. Sizce hikaye ile kimya arasında bir bağlantı var mıdır? Evet, olmalı. Buna bakıldığı zaman da iyi bir hikaye beynimizde de nasıl tepki veriyor, vücudumuza nasıl tepki veriyor? Çok özetle anlatmaya çalışacağım. Önce bir hikaye ile karşılaştığınız zaman kortizol hormonu salgılanıyor vücutta. Bu bir çeşit stres hormonu ama endişe edecek bir şey yok. Yani vücudumuz bu stres hormonu sayesinde fokus olmanızı sağlıyor. Evet, şu anda bana bir mesaj geliyor, ona odaklanmalıyım diyor vücudunuz ve konsantrasyonunuz ona yoğunlaşıyor bu hormonla birlikte. Sonrasında hikaye eğer kurgusu ve anlatımı gerçekten doğru orandaysa, güçlüyse, hikayenin kahramanıyla daha çok empati kurmaya başladığımız bir serüven geliyor. Bu Kahramanın Yolculuğu adlı bir kitap vardır, onu okursanız orada çok daha güzel anlatılır. Oksitoksin oranı yükselmeye başlıyor bu sefer, bu hormon yükseliyor. Bu da dediğim gibi empati yeteneğinizi ve hikayeyle, karakter ile bağlantı kuruyorsunuz ve onun yolculuğunu kendi yolculuğunuz gibi eşleşmeye başlıyorsunuz. Bu da ondan daha fazla etkilenmenizi, hikayeden daha fazla etkilenmenizi sağlıyor. Ve en sonunda da hikayenin sonlarına doğru artık vücudumuz dopamin salgılamaya başlıyor ve bu artık mutluluk hissi, hikayemizin bizi çıkardığı keyifli yolculuk, böylelikle bu serüven sonuçlanmış oluyor. Şimdi biraz marka ve hikaye düzlemini birleştirip biraz Türk Hava Yolları özelinde sizi ufak bir yolculuğa çıkaracağım. Bizim hikayemiz nereden başlıyor? Türk Hava Yolları. Şöyle logomuzun alt tarafında köşede görüyorsunuzdur amblemimizi. Gerçi birçoğunuz biliyordur belki ama ben de tarif etmiş olayım. Bu logomuzun içerisindeki figür yaban kazıdır. 1959'da yapılan bir araştırma, bir yarışma sonucunda ortaya çıktı. Yaban kazları kıtalar arası uçabilen ender kuşlardan bir tanesi. Biz de Türk Hava Yolları olarak dünyaları, kıtaları birleştirdiğimizi, bu heyecan ve bu tutkuyla hareket ettiğimiz için yaban kazı bizim uçuş hikayemizi doğru sembolize ettiğimiz figürlerden biri. Bunun hikayesini şöyle çok çok kısa size göstermiş olayım. Gelin birlikte hikaye örneklerine bir parça bakalım. Bazen bir hikaye aslında
bir storyboard'a, bir senaryoya, bir oyuncuya ihtiyaç yoktur. Bazen sadece bir fotoğraf karesi bile en derin hikayeyi anlatabilir. Burada da gerçekten uçakta gerçekleşmiş bir doğumun hikayesi. Bu tek başına en doğal hali, en yalın hali belki birçok kurgu ve reklamdan daha etkili olabiliyor. Tabii bunları bulmak, keşfetmek, bunları iletişime taşımak bu hem bir tabii ki şans hem de bir uzmanlık ve ekip işi. Devam ediyorum. Tabii doğal ve organik olarak anlatıldığı gibi aynı şekilde eğer doğru bir hikaye, doğru bir senaryo, iyi bir anlatım kullanırsanız bu hikaye de çok güçlü olabiliyor. Bu da bizim gerçekten prodüksiyon şansı dediğimiz, çalıştığımız oyuncular, yönetmenin uyumu, lokasyon, hikaye, markanın ihtiyacıyla böyle örtüştüğünü düşündüğümüz sevdiğimiz çalışmalardan biri. Birçoğunuz hatırlıyordur. Ben tekrar paylaşmış olayım. İstanbul'a mı gidiyor şimdi? Başka nereye gideceği? Buraya gelecek hali yoktu ya. Çok istesek gelir bence. Türkiye'de uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz. Ne fayda? Türk Hava Yolları. Bir hikaye, bir farklı hikaye anlatım metodu da aslında bir deneyim ile. Yani bir deneyim ne demek? Aslında bazen hikayenin kendisi kurgunun da ötesinde bir deneyimi, bir hikayenin parçası olmak istersiniz. Buradaki süreçte de pandemi döneminde aslında birçoğumuz şunu tecrübe ettik. Biz aslında paylaşmak, temas etmek istiyoruz. Yaşadığımız hisleri, duyguları, sevincimizi, hüznümüzü bir arada olmak istiyoruz bu duyguları paylaşırken. Ve gerçekten hepimizin bir arada olmak istediği özel günlerde, evet pandemide uzak kaldık. Ve biz buna nasıl çözüm bulabilirdik diye düşündüğümüzde dedik ki biz gerçek bir uçuş gerçekleştirelim ve bir özel uçuş gerçekleştirelim ve sanal olarak bu uçuşa tüm Türkiye'yi dahil edelim ve o uçakla bizle birlikte herkes o saygı duruşunu, o yolculuğa bize eşlik ediyor olsun diye bir kurgu yaptık. Burada deneyimle ilgili anlattığımız bir hikayeyi örnek paylaşmak istiyorum. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılmasının devam edeceğini söyledi. Genç bir insan. Ne anlar mücadeleden? Genç işte ne olacak deyip geçtiği bir milletin kaderini değiştirebilir mi? O değiştirdi. Belki de bu yüzden bir ülkenin kaderini değiştiren o günü gençliğe armağan etti.
özel günde sanal uçuşla hep beraber Samsun'a gidiyoruz. Türk Hava Yolları'na ait TK-1919 numaralı uçak Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a doğru yola çıktı. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Şimdi biraz sabrınıza sınarak bir parça uzun bir içeriğimiz var ama hikayede duygunun önemini anlatmak için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bazen de gerçekten anlatacağınız hikayede senaryoya, deneyime de ihtiyaç duymazsınız. Aslında bağlantıyı hele de biz Akdeniz toplumu insanımız olarak duygu bizim için o bağlantıyı, o connection'ı sağlamaktaki en temel ve en güçlü element olabilir. Biz de bu çalışmada A Milli Kadın Basketbol takımımız uluslararası bir turnuva için yurt dışındaydı. Ve onlar da bu süreçte ailelerinden, annelerinden, babalarından uzak bir turnuva gerçekleştirdiler. Biz de dedik ki aslında sadece dediğim gibi bir noktadan bir noktaya taşımak bizim için yetersiz kalabilir. Bu anlamda o duyguyu, o kavuşmayı, o buluşmayı nasıl sağlayabiliriz, onları nasıl bir araya getirebiliriz diye düşündüğümüzde tamamen organik ve oyunculara sürpriz olarak hazırladığımız bir içerik hazırladık. Bunu da sizle şimdi paylaşmak istiyorum. Canım kızım, prensesim. Merve kızım. Kazi, gördün mü beni? Esra. Tilbe. Canım benim. Olcay. Işıl kızım, ben babam. Kim var? Hala bizde duruyor. Evinde ve senin odanda. Kızım işte bir zamanlar sen utanıyordun, dışarı çıkmıyordun, boyumuzun diye çekiniyordun. Ama şimdi eve gelmiyordun. I want to let you know you are the best daughter that man could have. I just want to say I love you. Kızım bir tanem, bu senin basketbol hayatında biz senin devamlı arkandayız. Bu yolculuğunda seni hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Yavrum, Amerikalılara Türk bayrağını salonda tur attırdığını, onun arkasından sana sarıldığımı hiç unutamıyorum. Yavru, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Seni her zaman çok seveceğim. Gözleri hep gülen adam, kahramanım benim canım. Canım kızım, en iyi beşe seçildiğinde babayı işaret ederek ben bir taraftan ağlarken anneni ağırıyordum. Bu ve buna benzer pek çok ödül töreninde hep gözyaşıyla, sevinçle birlikte olduk. Seni çok seviyorum. Dünya Kupası Türkiye'de olacaktı. 2014'te, o zaman da hesapladım. 2014, Cansu 20 yaşında oldu. Ama inşallah orada görürüm dedim. Ve ilk defa Dünya Kupası'nda Cansu'yu gördük. Bu benim için müthiş bir şeydi.
ben daha seni daha iyi işler yapacağına inanıyorum. O yeteneğiniz var. Yolun açık olsun. Sayısız kere seyretmeme rağmen her seyrettiğimde o duyguya giriyorum. Daha da zoru o gün o salonda olmak gerçekten tarifsiz bir duygu yoğunluğuydu. Dediğim gibi bazen hikayede temelinde sadece duyguyu koyarsınız ve aslında o her şeyi anlatmaya yeterli olur. Bir farklı hikayeyi anlatım yolu da bazen hikayenin kendisi zaten gerçek bir yolculuktur ve siz ona şahit olursunuz. Şöyle söyleyeyim size. Aranızda belki dağcılıkla ilgilenen, dağcılık sporuyla ilgi duyan arkadaşlar vardır. Yani iyi bir dağcı olmak ya da dağcılık sporunu yapabilmek için ne gerekir, ne yeterlidir diye düşündüğümüzde belki güçlü olmak diyebiliriz. İşte kavrayış, parmakların güçlü olması, ne bileyim esneklik diyebiliriz. Daha esnek, daha böyle hareketli bir şekilde vücudunuzu farklı pozisyonlarda tırmanabilmek bir yetidir. İyi bir görü, işte fark ediş, nereye tutunacağınızı, nereye nasıl tırmanacağınızı fark etmeniz için doğru bir görüş gerekebilir diye düşünüyordum. Ta ki bu beyefendiyle, Necdet Bey'le tanışana kadar kendisi Türkiye'nin 5 farklı kıtada 5 ayrı zirveye, bunların içerisinde Fransa'daki işte Mont Blanc da var, ne bileyim, Ağrı Dağı da var. Birçok zirveye gözleri görmeden, tamamen %100 gözleri görmeden dağcılık yaparak tırmanmış ve Türkiye'yi bu anlamda temsil etmiş bir kişi ve bizim için çok kıymetli. Çünkü düşündüğümüzde dedik ki yani gerçekten bir dağcı için en büyük motivasyon o bayrağı temsil ettiği şeyi zirveye çıkarmak. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz ve bu mücadeleyi bizce yoksun olduğunu düşündüğümüz ama asla o öyle düşünmüyordu. Müthiş bir güç ve müthiş bir istekle onu zirveye taşıma hikayesi bizi çok etkilediği için böyle bir işbirliği yaptık ve gerçek bir hikayeyi marka ile birleştirmeye çalıştık.
Necdet Turan. Beş kıtada beş zirveye tırmanan Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı. Bu bayrağı zirveye taşımak için hiçbir engel tanımayanlar birbirlerini nerede olsa tanırlar. Türk Hava Yolu. Bir başka örneğimizde duygudan bahsettik, bir script, bir senaryo ile hikayeyi anlatmadan bahsettik, gerçek bir hikayeden bahsettik. Şimdi biraz özellikle günümüzde daha da kıymetli hale gelen datadan bahsedeceğiz. Bazen hikayenin kendisi datadır. Topladığınız, sahip olduğunuz data hikayenin kendisidir. Burada da Euroleague ile uzun zamandır bir işbirliğimiz var. İsim sponsoruyuz turnuvanın da, organizasyonun da. Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu. Dedik ki biz bir havayolu firması olarak acaba basketbol tutkusuyla nasıl yan yana gelebiliriz? Ve bunu nasıl ispatlayabiliriz, bu tutkunun bir paydaşı olduğumuzu? Basketbolu ilgilenen ve seven, izleyen arkadaşlar da vardır muhtemelen. En epik, en özel anlarından bazıları aslında oyuncuların o ayaklarının yerden kesildiği ve havada olduğu anlarda başlar. Rebound'a çıktığı, smash yaptığı, işte atıyorum havada topu yakalamak için zıpladığı anlar aslında en epik anlardır. Ve aslında bu da bir uçuş anı bizim için. Biz de dedik ki acaba biz bu havada olma anlarını, uçuş anlarını hesaplayabilir miyiz? Basketbolcular Euroleague finalinde, Final Four'da ne kadar süre havada kalıyorlar? Bunu hesaplayabilir miyiz? Çünkü biz havada olmayı o turnuva boyunca Enjoy the Flight bizim mottomuzdu. Bütün iletişimimizi bunun üzerinden yapıyorduk. Havada olmanın ne kadar keyifli olduğunu. Bu datayı acaba kullanarak biz bir board hazırlayabilir miyiz diye düşündük. Ve final maçında her çeyrekte hangi oyuncunun ne kadar süre havada kaldı, bunu çeşitli sensörler ve özel kameralarla track ettik. Bu datayı topladık ve en fazla havada kalan oyuncuya özel bir MVP ödülü verdik. Flight Time ödülü verdik. Bugün bu hikayeyi ben böyle sahnede anlatıyorum ama bu hikayenin gerçekleşmesinde çok kıymetli katkılar olan çalışma arkadaşım da hemen arkada orada beni izliyor sahnede. O da keyifle Çağrı. Bir alkışla onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu böylesi hikayeleri sadece sizin inanmanız yeterli olmuyor. Gerçekten ekip arkadaşlarınızın da o hikayeyi alıp sürüklemesi, onu bir yere getirmesi gerekiyor. Gerçekten bu hikayede çalışma arkadaşlarım çok güzel bir yolculuk sağladılar. Bugün de sağ olsun kendisi sabah 4.30-5'te kalkıp burada bu sunumda olmak için yola çıktı. Benim için çok kıymetli. Şimdi size data, bilgi, bazen hikayenin nasıl kahramanı olabilir onun bir örneğini paylaşacağım. İşte fikrin çıktığı an. Ama fikre gelmeden olayı kısaca anlatalım. 2010'dan beri sponsoru olduğumuz Euroleague'de türlü türlü işlere, projelere imza attık. Bu yıl çıtayı nasıl daha da yükseltiriz diye düşündük, taşındık. Sonra bir sahaya, bir kendimize baktık. Sonra yine sahaya baktık. İşte fikrin çıktığı o ana geldik. Madem dünyanın en çok ülkesine biz uçuyor, havada en çok biz kalıyoruz, en uzun süre havada kalan oyuncuyu neden tespit etmiyoruz dedik. Demesine de kolay iş değilmiş, onu fark ettik. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey denenmemiş. Ama biz vazgeçmedik. Teknolojiyi sonuna kadar kullandık. Heat sensörlü bilekliklerden özel kameralara, akıllı formalardan World Feed verilerine kadar birçok komplike datayı bir araya getirdik. Çıkan sonuçları canlı yayında da herkese göğsümüzü gere gere gösterdik. Bu arada en çok havada kalarak rekora imza atan oyuncu da hediyemizi havada kaptı. Biz de etkileşimleri. Hadi uçtuk o zaman biz. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi birçoğunuzun aşina olduğu bir hikayeye geçeceğim. Bazen de aslında tüm dünyada belki herkesin bildiği bir hikaye vardır ve siz sadece o hikayenin bir parçası olmak, bir adım atmak kalır size. Ama onu olurken de bu örnekte olduğu gibi sadece biz
bu hikayenin bir parçası olmak değil, bu hikayeye nasıl entegre olabiliriz, nasıl anlamlı bir içerik üretebiliriz diye düşündük. Burada da Türk Hava Yolları olarak ilk defa iki süper kahramanlar evreni düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen işte Batman, Superman, Spider-Man diye sayarız muhtemelen. İki büyük kahraman ilk kez bir filmde uzun bir aradan sonra bir araya geliyordu, Batman ve Superman. Dedik ki Türk Hava Yolları olarak evet okey, bu film bizim için de bir fırsat olabilir. Ama sadece bu filmde olmak değil, biz acaba dünyada en fazla ülkeye uçtuğumuzu bu hikayenin içerisine nasıl entegre edebiliriz diye düşündük o zaman ajansımızda da. Ve şöyle bir konsept çıktı ortaya. Aslında bu karakterler aynı zamanda kendi evrenleri, kendi dünyalarını da bir anlamda tanıtıyorlar. Superman'i düşündüğünüz zaman Metropolis, Batman'i düşündüğünüz zaman bir Gotham hikayesi var aslında. Ve dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu, eğer gerçekten böyle dünyalar olsaydı, Metropolis ve Gotham olsaydı, oraya Türk Hava Yolları uçardı diye bir kurgu yaptık ve Fly to Metropolis, Fly to Gotham hikayemizi oluşturduk. Ve bu kurguyu yapıp sadece reklam filmiyle bırakmayıp, atıyorum buna özel mikro web sitesi hazırladık, call center'ımıza sayısız Gotham'a gitmek isteyenler, Metropolis'i ziyaret etmek isteyenler oldu ama biz zaten bu hikayenin paydaşı olmalarını istiyorduk. Şimdi size bu reklam kampanyamızın bir spot örneğini paylaşayım. As the airline that flies to more countries than any other, Turkish Airlines is pleased to announce a new destination, Gotham City. A city that's risen above its past to become a thriving urban center. Thanks to a significant grant from my company, Wayne Enterprises, Gotham is being restored to its former glory. From the legendary Gotham Opera House to the nightlife of the New Bowery, take a trip to a city that never stops. Discover why Gotham City is great again. And who knows, you may even catch a glimpse of a local celebrity. There's never been a better time to visit our great city. So book your flight now on Turkish Airlines. Bir diğer bir örneğimizde, umarım video içeriklerinden çok uzun gelmiyordur sizlere. Bazen de hikayenin anlattığınız bir anlatım dili vardır ve siz o anlatım dilini sahiplenmek istersiniz. Biz de dedik ki, farklı bir hikaye anlatım dilini biz acaba uçak içerisindeki güvenlik filmimize nasıl entegre ederiz? Çünkü çok informatif bir şey söylüyor size. İşte kemerlerinizi takın, işte pencerelerinizi kapatın. Bu bilgiler çok kıymetli. Informatif okey ama bunu biraz daha eğlendirici hale de getirmek ve gerçekten marka değeri de kıymetli olan bir markayla işbirliği yapabilir miyiz diye düşündük. Ve o dönem 2017'de ilk projeye adım atmıştık. 2017 Brand Finance raporuna göre dünyanın en değerli markası Lego'ydu. Biz de dedik ki Lego'ylu ve Türk Hava Yolları bir işbirliği yapabilir mi? Bir hikaye anlatabilir mi? Anlatabildik. Ve bu hikaye öyle bir hikayeye evrildi ki 2018 yılında Türkiye'de markalı içerik alanında en fazla seyredilen içerik oldu. Tüm dünyada da ilk üç içerisindeydi. Yani atıyorum birinci Nike, ikinci Apple'ın olduğu bir platformda bu içerik, markalı içerik kategorisinde YouTube'da en fazla içerik izlenen içerik haline gelmişti. Bu bizim için keyifli bir yolculuktu. Bir diğer keyif de tüm bu işin planlama ve sunum aşaması, içeriğin hazırlanma aşaması gerçekten Lego Movie'yi yapan ekiple birlikte çalıştık. Bu da hem bizim için hem ekip için de farklı bir tecrübe oldu. Şimdi size çok kısa. Merhaba yol arkadaşlarım, ben Emmett. Ben de Wildstyle. Son maceramızdan sonra sanırım film yıldızı gibi bir şeyiz. Ama şu anda film çekmiyoruz. Peki film yıldızları film çekmediklerinde ne yapar? Eğlenceli havayolu emniyet videolarında yer alırlar. Adım adım eğlenceli video yapım kılavuzunu alabilir miyiz lütfen? Buyurunuz. Birinci adım, uçağın içinde olduğunuza emin olun. Oo. İşte başlıyoruz. Bagajınızı başüstü dolaplarına dikkatlice yerleştirin. Ah, Emmett. Ay, seni valiz sandım da. Ayrıca önünüzdeki koltuğun altına da koyabilirsiniz. Sırada ne var? Oo, lütfen kemerler olsun, kemerler olsun, biliyordum. Kemer ikaz ışıkları yandığında lütfen kemerlerinizi bağlayın. Oturduğunuz sürece bağlı ve görünür tutun. Evet, gerektiğinde gösterildiği şekilde açabilirsiniz. Kabin ekibi bebeklere de bebek kemeri veriyor. İkinci adım, emniyet videonuzda abartılı ünlü kullanımından çekinmeyin. Biri ünlü mü dedi yoksa?
Bu uçuşta sigara içmek yasaktır. O garip elektronik sigaralar da dahil. Ayrıca tuvaletlerde de sigara içmek kesinlikle yasaktır. Duman dedektörü var. Yani aklına bile getirme dostum. Batman, yanıma oturmak ister misin? Hayır, ben business'ta uçuyorum. Telefonlarınızı ve bütün elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alın. Uçuş modu olmayan cihazlarınızı kapatın. Güzel. Kalkışta ve inişte bütün cihazları güç ünitesinden çıkartınız. Küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz. Büyük cihazlar kaldırılmalıdır. Cihazınız kaybolursa veya koltuk aralarına düşerse lütfen bir kabin görevlisi çağırın. Üçüncü adım. Ebeveyn ve çocuğu arasında tatlı bir an. Baba! Kabin basıncının düşmesi durumunda oksijen maskeleri otomatik olarak açılır. Oksijen akışının başlaması için en yakın maskeyi kendinize çekin. Çocuğunuza yardım etmeden önce kendi maskenizi doğru taktığınızdan emin olun. Keser misin şunu? Dördüncü adım. Şarkı ve dans olmadan eğlenceli bir emniyet videosu olmaz. Uçuş boyunca herkesin diline takılacak. Bu benim işim. Bana kulak versin bütün yolcular. Vaktimiz çok iyi geçecek havada. Şöyle ne katıldım göklerde uçalım şöyle ne... Yeter. Şarkı dilime takılacak. Kimse emniyet hakkında bir şarkı dinlemek istemiyor. Devam ediyoruz. Acil çıkış kapıları kabinin her iki yanında, önde, ortada ve arkadadır. Çıkış işaretleri size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek. Size en yakın işareti bulun. Hey, işte orada. Acil tahliye durumunda çıkış işaretlerini ve koridordaki ışıklı yolu izleyerek uçağı terk edin. Acil çıkışlarda bagajınızı, topuklu ayakkabılarınızı ve sivri cisimleri hızlı tahliyeyi engellememek için lütfen uçakta bırakın. Çıkış kapılarında acil durumlarda kabin ekibinin açacağı kaydıraklar bulunur. Can yeleğiniz burada veya buradadır. Başınızın üzerinden geçirin ve bantları belinize göre ayarlayın. Uçağı terk ederken kırmızı kolları çekerek veya tüpleri üfleyerek şişirin. Işık suyla temas ettiğinde yanacaktır. Kabin ekibi çocuklarınız için can yeleği verecektir. Lütfen can yeleğinizi sadece size söylendiğinde çıkarın, giyin ve hemen şişirin. Kalkışta ve inişte masanızı kapatın, güneşliğinizi açın ve koltuğunuzu dik duruma getirin. Ayak desteğinizi, ekranınızı ve kumandanızı yerine yerleştirin. Beşinci adım, en içten kapanış cümleleri. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Ayrıntıları koltuk cebinizdeki emniyet kartından inceleyebilirsiniz. İşaretlere, uyarı levhalarına, piktogramlara ve kabin ekibinin talimatlarına mutlaka uyun. Bir bakalım, akıllı, sağlam, havayolu onaylı mizah, ünlü konuklar. Aa evet, iyi uçuşlar dileriz. Çok mu içten oldu? Harikaydı çocuklar. Hadi dünyayı keşfedelim. Aa olamaz bu şarkı. Hayır. Evet. Hayır. Şöyle ne katılalım göklerde uçalım. Şöyle ne katılalım göklerde uçalım. Dilime takılacak demiştim. Türk hava yollarıyla göklerde uçalım. Şimdi de bir diğer örneğimiz. Size sunumun başında sürdürülebilirlik, sosyal sorumlulukla ilgili örnek etkisinden bahsetmiştim. Bazen de hikaye aslında büyük bir hikayenin dediğim gibi ama büyük bir sosyal sorumluluğun bir parçası olmaktır. Bazen çağrıyı siz değil, bir hikayeyi başlatmayı siz başlatmazsınız. Hikaye zaten bir yerde başlamıştır. Size bir davet gelir ve siz onu kabul ederseniz o daha da büyüyebilir. Bu örnekte de işte YouTuber önemli Jerry'nin başlattığı bir kampanya vardı. Somali'ye gittiklerinde oradaki işte susuzluk ve işte ilaç malzemelerle ilgili eksiklik olduğunu fark edip buraya bir yardım kampanyası başlatıyor. Ve bu artık bu kampanya sadece influencerlar üzerinde değil, selebritlerin de katılmaya başladığı bir evrene doğru gidiyor. Ve sonra fark ediyorlar ki evet herkes bu konuda bir şeyler yapmaya istekli ama Somali'ye bir şey ulaştırmak bir problem. Herkes ulaştıramıyor. Ve baktıklarında işte hemen airline hangi hava yolları uçabiliyor diye kontrol ettiklerinde sadece Türk Hava Yolları'nın uçtuğunu fark ediyorlar ve diyorlar ki Türk Hava Yolları bize bu yolculukta yardım eder misin? Biz bu çağrıyı duyduğumuzda biz de o içeriğin, o hikayenin ve en önemlisi de tabii ki de oraya yardım götürebilmeye bir fırsat olanak sağladıkları için bu yolculuğun bir parçası olduk ve bu yolculuk bambaşka bir serüvene doğru çıktı. Hatta hani iletişim etkisi olarak baktığınızda o dönem uluslararası anlamda, sosyal sorumluluk anlamda yapılan en önemli içeriklerden, en önemli hikayelerden biri haline geldi. Ve bizim de büyük bir gururla, keyifle bahsettiğimiz, anlattığımız ve oradaki katkısını, faydayı gördüğümüz bir süreç ve serüvene dönüştü. Devam ediyorum. Pardon. Hep ana marka hikayelerimizden bahsettik. Bizim çok kıymetli başka markalarımız da var. Turkish Cargo, Miles & Smiles gibi hep
içerikle ilgili sunumlarda duyarsınız. İşte content is the king, işte içerik kraldır. Evet, gerçekten hikayede içerik kraldır. Burada bir kralın, bir içeriğin hikayesini size tekrar paylaşmak istiyorum. Bu hikayede de şöyle gerçek bir gerçeklik var. Sirk ortamında yaşayan aslanlar bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor ve onların bu bunalımından kurtaracak tek şey onları doğal habitatına taşımak oluyor. Bu süreçte de gerçekten 4 tane böyle bir buhran yaşayan ya da bunalım yaşayan sirk hayvanının taşıma hikayemizi anlatıyoruz. Buyurun. We rescue wild abused animals. So we take animals out of circuses, out of private zoos, out of private homes and relocate them to better facilities within Ukraine. And now with the support of Turkish Cargo, we are able to take 4 lions to South Africa. Lives from here on will be safe. No hunters will get to them, no poachers will get to them, and they can just enjoy the rest of their lives here. Nobody's gonna close this place down, it's not gonna move. They're safe for the rest of their lives, and that's thanks to Turkish Cargo and a couple of the other major sponsors for making it possible for us to bring the lions to South Africa. Teşekkür ediyorum. Burada deneyimden bahsetmiştik hatırlarsanız 19 Mayıs örneğinden. Bir diğer örnek de yine güncel bir örneğimiz. Yine bazen bir hikaye anlatmak değil, o umudu, o duyguyu taşımak, bir paydaşı olmak kıymetlidir. Yine pandemi döneminde yine şeyde bahsettiğim gibi 23 Nisan'da hepimiz çocuklar okullarda, sokakta bayraklarıyla o coşkuyu, o sevinci yaşamak. Alıştığımız görüntüler, alıştığımız duygu buydu. Ama pandemi döneminde bu paylaşım, bu duygu biraz imkansız hale gelmişti her birimiz için. Ve biz de dedik ki acaba biz bu gururu, bu bayrağı nasıl herkesin paylaşabileceği bir yolculuk haline getiririz? Ve özel bir uçuş planladık Ankara'dan başlayan ve Türkiye'nin tam ortasına dünyanın en büyük Türk bayrağının yolculuğunu da yaptık ve Türkiye'nin tam ortasına bir ay yıldız rotası çizildi. Ve bu özel uçuşu tam 503 milyon kişi görüntüledi. Ve o Skyscanner'la yaptığımız işbirliği şu ana kadar dünyada en fazla canlı olarak takip edilen uçuş olarak tarihe de geçmiş oldu. Bizim için heyecan verici bir proje oldu. Dediğim gibi bazen bir hikayeyi anlatmak değil, sadece o duygunun paydaşı olmak bile marka adına çok kıymetli olabiliyor. Örneklerimizi, marka hikayemizi bahsettik. Peki bizim hikayemizle de marka olarak şöyle çok kısa bahsedeceğim. Evet, gurur duyduğumuz sadece iletişim anlamında değil, bizim için yolculuk deneyimi, o yolculuk serüveni, sizin daha evden çıktığınız andan vardığınız noktaya kadar birçok temas noktası var uçuş serüveniyle ilgili. Ve bu serüveni mümkün olduğu kadar iyileştirmek çok kıymetli. Bu alanda da birçok ödül aldık. Bunlar bizim paylaşabileceğimiz ve bunu anlatırken gurur duyabileceğimiz ödüller ama bunlar sadece bu ödüller yeterli değil bizim için. Ve buradaki siz değerli arkadaşlarım için de yeterli olmaması lazım. Bu slide'ı özellikle göstermek istiyorum. Hava yolları düzlemine baktığımız zaman birçok marka ile şu anda rekabet içerisindeyiz. Marka değeri ve marka algısı olarak. Buradaki yolculuğumuz her geçen yıl artarak devam ediyor.
Türkiye üzerinde baktığımız zaman, evet, Türkiye'nin çoğu zaman en sevilen, en değerli markası olarak görüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Ama çalışmamız ve ulaşmak istediğimiz bir yolculuk daha var. Gerçekten bu alana sadece hava yolu değil, bu bir dijital çözüm markası da olabilir, bu bir içerik markası olabilir, bir platform olabilir, bu bir hizmet sektörü olabilir, farklı alanlarda. Ama ne olursa olsun bu bayrakların arasına bir Türk bayrağını da ekleyebilmek bizim için bir mücadele olmalı. Bu yolculuk için biz devam ediyoruz ama bu kolay bir serüven değil. O yüzden burada hepimize sorumluluk düşüyor. Siz de yarın öbür gün kendi alanlarınızda birçok markayla bu iş serüveninin bir parçası olduğunuzda siz de bu yolculuğun bir ortağı olacaksınız, bir paydaşı olacaksınız. O yüzden bizim challenge'ımız, en büyük amacımız gerçekten buradaki evrene bir Türk markasını yerleştirebiliyor olmak en büyük, en değerli kıymet ve en değerli yolculuk olacak. Sunumun sonuna doğru gelirken çok sevdiğim ve odamda da böyle bir motto olarak taşıdığım, hayat mottosu olarak gördüğüm bir sözle bitirmek istiyorum. Hayat sadece varılacak bir nokta değil, aslında bir yolculuk. Bu okul hayatımızda da öyle, iş hayatımızda da öyle. Sadece mezun olmak, dersi geçmek, ne bileyim, kariyerinizde yükselmek, bu olmamalı bence. Bu serüvende, bu yolculukta siz ne yapıyorsunuz? Hangi hataları yapıyorsunuz? Ne öğreniyorsunuz? Kimlerle bu yolculukta berabersiniz? Bu yolculuktan keyif alabilmek vardığınız noktadan çok daha önemli. Ve buradan öğrendikleriniz aslında sizi besliyor. Ve yeni yolculuklara daha güvenli, daha inanarak, daha güçlü bir şekilde hareket ediyorsunuz. O yüzden her zaman vardığınız nokta kadar o yolculuğun da kıymetini bilmeniz çok kıymetli. Her hikayenin kamera arkası var. Tabii ben bu birçok size hikaye anlattığım birçok yolculuk burada. Tabii benim kişisel olarak da çok farklı tecrübeler, birçok ödül, farklı insanlarla tanışma hikayesi, yolculuk. Benim için de evet eşsiz bir deneyimdi kişisel olarak. Bunu asla yadsıyamam. Gerçekten eşsiz hikayelerin parçası oldum. Ama hikayeler sadece bu ünlüler, bu isimler, bu işbirlikleri burada olmak değil açıkçası. Bunun da ötesinde. Şöyle devam edeyim. Aslında hikayeler gerçekten paylaşmak için. Ve bunu şöyle anlatmak istiyorum. İşte bugün film veya böyle bir özel bir içerik seyrettiğinizde, keyif aldığınız bir içerik seyrettiğinizde en son filmin sonunda böyle bir kredis bölümü akar. O aslında çok kıymetlidir. O içeriğin oluşmasında o kıymet, değer veren insanlar onu size sunabiliyor olmuştur. Ve hani bugün dediğim gibi ben bu sahnedeysem şu anda bu hikayeleri anlattığım aslında benle birlikte 142 tane çalışma arkadaşım var şu anda. Ve bu hikayelerin oluşmasında, anlatılmasında onların emeği çok büyük. Ve bu hikayeler, bu yolculuklar onlar bizle birlikte, birlikte hareket edebildiğimiz için, aynı şeye inandığımız için hedefimiz ve rehberimiz atıyorum markayı daha iyi noktaya getirmek olduğu için bir noktaya geliyor. O yüzden dediğim gibi hayat bir yolculuk ve her yolculuk birlikte yola çıktığınız insanlar kadar güzel. Ben çok kıymetli insanlarla yola çıktığım için çok şanslıyım. Burada bazıları var. Bugün Çağrı yanımızda. Ona, tüm ekip adına ona da şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Dilerim. Dilerim sizin de hayat yolculuğunuz eşsiz bir serüven ve keyifli bir yolculuk olur. Bana bu sunum yolculuğunda eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ufak bir molamız olacak. Ben size bir iki soru sormak istiyorum sunumla ilgili. Aklınızda kalan bölümler varsa. Sunumda Türk Hava Yolları'nın uçtuğu ülke ve şehir sayısından bahsetmiştim. Onu hatırlayanınız var mı aranızda? Buyurun. Teşekkür ediyorum. İsminiz neydi? Sizi not alalım. Kübra Hanım. Not alalım. Peki size kimyasal olarak hikayenin anlatımıyla ilgili etkilerinden bahsetmiştim. Kimyasal olarak beynimizde ve vücudumuzda hangi hormonlar etkileniyor onunla ilgili? Buyurun. Oksitosin.
Oxytocin, kortizol, dopamin. Evet, teşekkür ederim. İsminiz neydi? Matilda, çok teşekkür ediyorum. Peki, bir gerçek bir hikayeden bahsettik. Bir dağcının hikayesi. Dağcımızın ismini, soy ismini hatırlayan? Necdet Bey. Necdet Bey, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu üç arkadaşımıza ufak bir maket hediyemiz olacak. Arkadaşımız size teslim edecek. Bu yolculuğun bir parçası olsun. Dilerim daha güzel yolculuklara, daha güzel serüvenlere yol açarsınız. Ben vakit aldığınız için çok teşekkür ederim.